Yıl 1914. Buz gibi geçen bir Aralık gecesinde hiç beklenmeyen bir şey olur. Evet, tam da aklınızdan geçti. Söndürülemeyecek kadar büyük bir yangın. Bildiğiniz birisi. Thomas Edison. Yangının şiddetini gitgide artırdığı, ateşin iyice harlandığı bir anda Edison'ın 24 yaşındaki oğlu Charles, babasını dumanların ve yıkıntıların arasında arıyordu. Sonunda onu buldu. Nasıl mı? Bir köşeye geçmiş ve sakin sakin onca yıl yaptığı çalışmaların kül oluşunu izlerken. Charles'ın içi acıdı. Sonuçta babası tam 67 yaşındaydı. Kendisi gibi genç bir delikanlı da değildi. Her şeyini aç bir canavar gibi alevler yutuyordu. Edison, "Annen nerede?" diye sordu. Charles, bilmediğini söyleyince, "Git onu bul." dedi. Ömrü boyunca bir daha böyle bir şey izleyemez. Evet, Edison'ın laboratuvarı bu yangında tamamen yok olur. Düşünsenize, koca bir ömür. Her şeyinizden kısarak yaptığınız bütün çalışmalar, projeler, araştırmalar, her şey. Hepsi bir bir gözünüzün önünde yok oluyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yangın söndürülmüş, hava aydınlanmış, yangın geride bıraktığı fotoğrafı açıkça göstermişti. Edison yangından geri kalanlara baktı ve şöyle söyledi. Felaketlere değer biçilemez. Bütün hatalarımız yanıp kül oldu. Şimdi sıfırdan başlama zamanı. Evet, seni çok iyi anlıyorum. Hani baba gibi birkaç konunun sınavda sorulmayacak olmasıyla belki birilerinin ne olacak canım 4-5 konu deyip küçük gördüğü o konular geçen yıl olduğu ve hatta sorulduğu için bu yıl bir kez daha hazırlanmayı tercih ettin. Kanka çıkarmışlar işte ya, eklememişler ki deyip meseleyi sadece birkaç konunun çıkartılmasına indirgeyenlerin, senin o çıkan konular için harcadığın emeği, nelerden vazgeçerek ayırdığın zamanı, uykusuzluğunu, hangi şartlarda edindiğin interneti ve izlediğin soruları, videoları, belki de ailenin cebindeki o son parayla aldığın kitabın bugün değersizmiş gibi gözükmesinin ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Evet mezun kardeşim, bu videom sana. Ya yapıyorum ama bir türlü olmuyor. Hepsi boşuna diyen kardeşim. Bu videom sana. Yaptığın bütün çalışmalar tıpkı Edison'ın yapmış olduğu çalışmalar gibi bir yangında yok olmuş gibi gözükse de olmadı. O emeklerin, o çalışmaların eğer doğru yere bakabilmeyi bilirsen işte orada. İşte bak tam orada. Çünkü unutma, yangında sadece hataların yandı. Şimdi sıfırdan başlama zamanı. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi yeniden başlama zamanı. Birisi Edison mı dedi? Evet. Edison bu yangından tam 3 hafta sonra ilk fonografını yaptı. Ya sen? Ya biz? Haydi kapat bu videoyu ve başla. Ha, dertleşmek mi istiyorsun? Gel yorumlara yaz, içini boşa, git, devam et, çalış. Ha, bir saniye. Kapatmayın, durun. Aklıma Tanzanyalı atlet geldi. Tanzanyalı atletin hikayesini bilir misiniz? Okumuş ya da duymuşluğunuz olabilir mi? Ya kısa bir şey zaten, isterseniz bir anlatayım. 1968 Olimpiyatları maraton koşusu tamamlanmış, ödüller verilmiş, üstünden de tam 1 saat geçmişti. Seyircilerin neredeyse tamamı stadyumu boşaltmıştı. Temizlik görevlileri etrafı toplamaya başlamıştı. Sonra sona kalan birkaç seyirci ve haberciler de tam yerlerini terk etmeye başlamıştı ki stadyumun giriş kapısında siyahi bir atlet gözüktü. Koşmuyordu. Çünkü koşamıyordu. Sekme ile yürüme arasında bitiş çizgisine doğru sanki can havliyle ilerlemeye çalışıyordu. Aksayan ayağından dolayı acı çektiği belli olan Tanzanyalı atlet sonunda bitiş çizgisine ulaşmayı başarmıştı.
Tanzanyalı atlet bu koşuyla spor tarihine geçmişti. Ama bunun nedeni yarışı birinciden saatler sonra bitirmesinden dolayı değildi. Yarışmadan sonra gazetecilere verdiği cevaptan dolayıydı. Tanzanyalı atlet yarış sırasında bir kaza geçirmiş ve yaralanmıştı. Tedavisi yapılmıştı ama bacağı hala kanıyordu. Buna rağmen devam etmeye karar vermiş ve kalan birkaç seyircinin takdir dolu alkışları arasında bitiş çizgisine ulaşmıştı. Daha sonra yanına yaklaşan gazeteciler ona sormuştu. Yarışı kazanma şansını zaten yitirmiştiniz. Bacağınız da kanıyor. Neden bitirmek için bu kadar mücadele sarf ettiniz? Atlet bu soruya şaşırdı ama atletin gazetecilere verdiği cevap gazetecileri utandırmaya yetti de arttı. Tanzanyalı atletin cevabı şöyleydi. Çünkü halkım beni buraya yarışmayı başlamam için değil, yarışmayı bitirmem için gönderdi. Şimdi karar senin. Yarış henüz bitmedi. Genel olan olumsuz şartlar herkes için olumsuz. Hatta normal hayat seyrinde çok iyi olanlar bile şu an aşağıda. Şimdi iyi düşün. Hala devam eden bir yarışta bir köşeye mi çekileceksin, yoksa sana güvenen insanlar için, yarışa devam etmen için, seni sahaya süren insanlar için sen de Tanzanyalı atlet gibi mücadelene devam mı edeceksin? Haydi şimdi Edison gibi yenilenme zamanı, yeniden başlama zamanı, Tanzanyalı atlet gibi yarışı bırakmak değil, mücadele etme zamanı, tamamlama zamanı. Haydi tamamlamak için yola çıkma zamanı.